Daha önce İran'a gitmiştim. İslam devriminden sonra o ülkeyi de gezmiştim. Ve naif bir şekilde benzer bir gelişmenin Türkiye'de olacağını da düşünmüştüm esasında. Ne kadar yanılmışım. Böyle bir şey kesinlikle olmadı. İran'da İmam Hümeyni vardı. Kendisi dominant bir dini figürdü. Türkiye'de ise onun yerine 40 sene evvel ölmüş birini gördüm, Said-i Nursi isminde. İki tane dramatik, birbirinin tam zıttı insan, hem yaşantı olarak hem de kişilik olarak, radikal olarak birbirlerinden farklı iki kişilik. Ve bu kişiye çok ilgi gösterdim ve benim için Türkiye'nin bu yönünü anlamam gerekiyordu. Çünkü Batılılara göre bu görülmeyen bir yüzdü, Batılılardan gizlenen bir yüzdü bu ve Türk tarihinin resmi versiyonundan şüphe duymaya başladım ve gizli versiyonuna baktım. Evet, gizli. Çünkü İngilizce, Fransızca veya başka bir Batı dilinde okuyorsanız standart bir versiyon vardır. Bu da resmi olarak hazırlanmış, devlet eliyle hazırlanmış bir tarihtir. Ben ise bu farklı görüşe, bu farklı yapıya ilgi duydum ve bu yolculuğu yapmak istedim. Ve dolayısıyla bu Said-i Nursi adındaki dini kişiliğin yoluna gitmeye başladım, onu aramaya başladım.